Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Spinosaurus evcilleştireceğiz. En tehlikeli hayvanlardan bir tanesi Spinosaurus. Hem karada hem de suda. Gerçekten çok tehlikeli bir hayvan. Bu hayvanın ne yediği hakkında sizlere birazcık bilgi vermek istiyorum. Argentavis maması ve Chi Prime eti bunun seçtiği yiyeceklerden olacak. Oha! O nasıl tokattı abi ya? Ya bu Terizinosaurus var ya, efsane. Birazdan bunları çalıştıracağız arkadaşlar. İki tane Bronto karşısında savaştıracağız. Yaklaşık 3 hayvanla gideceğiz. 4 hayvanla da gidebiliriz aslında. Şimdi arkadaşlar, bize gereken asıl eşyalar nedir? Ben bunu mamayla evcilleştireceğim. Bu hayvanı Argentavis mamasıyla evcilleştireceğiz. Bunun için Argentavis yumurtası, Prime Meat Jerky yani kurutulmuş lezzetli et, ondan sonra limon, su ve lif gerekecek arkadaşlar. İsterseniz hemen şuradan inip bazı hayvanları çağırmam gerekiyor. Şöyle bir şey yapacağız. Biz yumurtayı bulurken burada etler kurutulsun. Şu dolaplarda arkadaşlar, saklama dolaplarında biz prime et kurutacağız. Onu da nasıl yapacağımızı sizlere göstereceğim. Hemen şuraya gelmek istiyorum. Şu hayvanların üçünü de çağıracağım. Zaten üçü de toplanmış buraya. Bakın görüyorsunuz. Hemen şuradan şöyle bir diyeceğiz. Yine şunu da bir diyeceğiz. Ve şunda da bir diyeceğiz. Ve sanırım savaşa gidebiliriz yani. Bir sıkıntı yok değil mi? Gelin bakalım. Aslanlar. Gel 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 abi, gel ya. Gel, burada iki tane şey var. Bronto var abi. Oo arkadaşlar, çok fena geliyorlar. Yalnız şöyle bir şey. Allosaurus geride mi kaldı? Saçmalama ya. Bu arada Allosaurus kardeşim ya, sen çok yakınsın bize. O yüzden seni şöyle yapalım. Hedefleme aralığı, orta mesafe, düşük, en düşük. Burayı orta yapalım yani. Çok böyle abartılı şeyler olmasın. Şimdi fight başlasın mı? Prime etler için. İlk önce prime eti bulacağız arkadaşlar. Bakın. Abicim bak, şurada hayvan var, tamam mı? Biz bu brontolara karşı savaşacağız. İlk önce siz önden gideceksiniz. Ne yapıyorum ben? Hedef. Yardır abi, yardır yardır, savaş var. Savaş var, savaş savaş. Çabuk vur 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 vur. Vur abi vur. Vur abi. Olacak. İlkini düşürdük. İlkini düşürdük. Şimdi gel. Sen gel bakayım. Bunu da düşüreceğiz arkadaşlar. Gel bakayım buraya, gel. Umarım hayvanlarımız ölmez. Aman aman aman. Bu da düşüyor. Bu da düşüyor. Ve arkadaşlar, İkisini de çok hızlı bir şekilde ve güzel bir şekilde öldürdük. Hadi bakayım arkadaşlar. Lan bana niye vuruyorsunuz? Hadi gelin bakayım. Gel şuraya. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Az önce emeğimizin hakkını aldık. Öyle söyleyebilirim. Bir önceki videolarda biz bu hayvanları çok zorlu koşullarda evcilleştirdik. Yalnız bakın işte böyle işe yarıyorlar. Hemen şöyle in bakayım. Gelin bakayım buraya. Arkadaşlar hemen aklıma geldi. Onları da yapalım şuradan. Sizinle beraber hızlı bir şekilde alıyorum şunu. Şuraya koyacağız. İlk önce etleri pişirmemiz gerekiyor. Al şunu bakayım. Şimdi buradan ben prime eti pişireceğim değil mi? Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde. Abi işine gir çabuk. Çabuk, aman şey olmasın. Şuradan alacağız yine. Direkt hızlı bir şekilde buraya koyacağız. Bu çıktığında. İsterseniz ben direkt bunları pişirip buraya koyacağım. Zaten prime etlerin nasıl pişirildiğini siz de biliyorsunuz. Gösterdim. Bunları direkt alıp buradan şuraya koyacağım. Ondan sonra ne olduğunu göstereceğim size. Bu arada arkadaşlar, bazen kıvılcım tozunu yapmak isterseniz şöyle harç ve havaneliğe geleceksiniz. Buradan şöyle alacaksınız çakmak taşlarını. Ondan sonra taşları alacaksınız. Buradan zaten siz harç ve havanelide kıvılcım tozunu açmışsınızdır. Veya elinizi şöyle üretime bırakarak direkt hızlı bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Bakın kıvılcım tozlarını yaparak
Ben bunları alacağım. Şu anlık bunlar yeterli gibi gözüküyor. Bakayım. Evet. Şuradan şöyle 6 tane atarsak. Şuraya da 6 tane atarsak. Bakın yağ var. Yağları da denizlerin dibinden siyah şekilde olanlardan topluyoruz arkadaşlar. Siyah taşlara benzeyen böyle ipliksi şeyler oluyor bunların üzerinde. Ah, bu da olmuş. Güzel. Bu arada bunun nasıl piştiğini göstereyim. Bakın 35 dakikası var. Ne oluyor? Ben buraya prime etleri koydum, değil mi? Bir dakika. Şöyle göstereyim. Bu pişiyor artık arkadaşlar. Şimdi ben buna bir tane daha koyacağım. 35 dakikada oluyor bir tanesi. Hepsi beraber olmadığı için farklı farklı saklama dolapları yapıyorum. Ve bunların içine yağ artı kıvılcım tozu artı pişmiş et koyuyorum. Bunlar kurumuş ete dönüşecek ve hemen sonrasında gidip şeyi bulacağız arkadaşlar. Neydi? Bir dakika, şunları koyalım bari. Şunu bir şey yapayım. Gidip Argan taviz maması bulacağız. Yalnız burada yapmamız gereken bir şey daha var. Şöyle şunu alacağım arkadaşlar. Aman ne yaptık biz? Arkadaşlar aklını alacağımız hayvan burada gelmiş. Burada şov yapıyor. Artistik çekiyor işte. Dur göreceğiz seni, göreceğiz. Kendime yakıştıramıyorum ama arkadaşlar şimdi emek hırsızlığı yapacağız yani. Ap açık emek hırsızlığı. İn abi. Çal abi şeyleri. Allah geliyor, bir dakika, yanlış yaptık. Bize kim dedi, oraya vur. Bir dakika. Şunu al bir. Oh. Hayır. Aman aman. Neyse yapmıyorum abi. Buranın bekçileri varmış. Neyse arkadaşlar biz hedeflediğimiz yere gidelim. Evet arkadaşlar. İstediğimiz şeyi bulduk. Yalnız. Agası orada. Abi inip alacağız yani. Bir şey yapmayacağız. Sakin. Şöyle. Çalıp. Gideceğiz yani. Bir şey yok. Sakın arkamıza gelme. Arkamıza gelme yoksa seni vururum. Hadi bakalım. Geliyor mu lan arkamızdan? Ahan da geliyor arkadaşlar. İşte biz bittik. Yumurtanın asıl sahibi geliyor. Neyse bir şekilde yırtacağız arkadaşlar. Bir şekilde yapacağız bunu yani. İki tane yumurtamız olmuş olacak. Bu çok iyi. Evet arkadaşlar. Şu an eve geldik ve 4 tane yumurta bulduk. Bakın hemen şuradan çıkaralım şunları. Şöyle çıkardıktan sonra arkadaşlar bakın şuraya baktığımızda yaklaşık 1 dakika kalmış 35 dakikadan. Şuraya da bakıyoruz hemen. Şöyle şeyden yaklaşık 5 tanemiz olacak. Hemen aslında bunları biz şey alabiliriz. Pişirme kabına alalım. Direkt hazırlayalım bunları. Diğerleri de olacaktır büyük ihtimalle. Bazıları hatta olmuş. Bakın. Kurutulmuş lezzetli et olmuş arkadaşlar. Şuradan yine alacağız. Olanlar var mı? Bu olmuş. Çok güzel. O zaman bu da olmuş. Bu da çok iyi. Olmuş mu? Ne kadarı var? Aa bir dakika. Abi yapma be. Ne lazım? Bir dakika. Şunu şöyle yapalım. Şunu da şöyle yaparsak olacak mı? Evet, oluyormuş. Sağlık olsun. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 tane olacak. Olsun. 16 saniye sonra bir tane daha çıkacak. Şuraya da koyalım. Şöyle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ve çıkacak. Ardından şunları koyacağım. Kurutulmuş etlerimizi. Yine şuradan bakıyoruz. Aldık. Şuraya koyuyoruz. Argentavis yumurtası. Kurutulmuş et. Alıyoruz arkadaşlar. Şuraya koyuyoruz. Ardından ne yapacağız başka? Başka ne yapacağız? Bir dakika yine beyin yandı. Ha, limon gerekecekti değil mi? Bahçeden limon alıyoruz hemen. Şöyle limon alalım. Hadi çabuk 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 çabuk. Şuradan limon aldık mı? Limonu aldık abi. Şimdi bunların arasına koyacağız. Yine şöyle limonu aldıktan sonra şurada oluyor bu. Hemen şuraya aktarıyoruz. 4 tane alacağız arkadaşlar.
Ve ondan sonra lifte gerekecek ve su gerekecek. Bakın suları şuradan dolduruyoruz. Bunlar çok hızlı bir şekilde doldurulabiliyor arkadaşlar. Bunları doldurduktan sonra şöyle gidiyoruz. Hadi bakayım. Lif var mıdır? İllaki vardır. Evet varmış. Lifimiz de burada mevcut. Mejo beri meyvesi lazımdı. Mejo. Mejo da varmış. Çok iyi. Hemen şuraya koyalım ve arkadaşlar ateşi yakalım. Gördüğünüz gibi artık Argentavis mamalarımız yavaş yavaş çıkacak. 25 saniye sonra onları da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 4 tane Argentavis mamamız oldu. İsterseniz şöyle bakarsak eğer şuradan. Bir dakika şunu kapatalım bir. Neredeydi lan o? Kaybettik bir dakika. Evet. Şuurumuzu kaybettik. Aman aman. Nerede o? Burada olacak. Ya ben ne yapıyorum var ya. Ben harbi saygıyım ha. Neyse arkadaşlar şimdi şunları alacağız, tamam mı? Şu mamaları alacağız. Biz direkt gidip saldırsak mı acaba ya? Yok. İlk önce burada bunlar dursun. Beraber alıp hepsini aldıktan sonra Spino'ya saldıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık her şey hazır. Ve artık bu hayvana saldırabiliriz. Hızlı bir şekilde ben tüm eşyaları aldım zaten. Yalnız şurada bazı hayvanlar var. Bir ihtimal bize gelebilirler. Onları ilk önce bir temizleyelim. Özellikle şunu. Özellikle şunu arkadaşlar. Bakın şu... Şu psikopatı temizlememiz gerekiyordu. Biliyordum yani geleceğini biliyordum. Titanoboa'lar gerçekten aşırı can sıkıcı. Arkadaşlar şuraya gelip bunu vurursak hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Vurabilir miyiz? Aman aman aman. Olmadı. Vurduk. Bize gelecek. Çok güzel. Gel lan buraya. Vurduk. Vuramadık. Gel buraya gel. Gel kaçma gel. Oh. Aman. Bize vuramıyor. Bize vuramıyor. Çok güzel bakta kaldı. Hadi bakayım. Ne yapıyorsun lan sen? Sakin sakin oha. Arkadaşlar. Çok fena bakta bıraktık biz bu hayvanı. Gel kaçma gel. Oo kaçıyor. Kaçıyor gel buraya. Kaçıyorsun nereye? Kaçıyorsun ama nereye? Gel buraya kaçamazsın. Gel 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 gel. Gel bakayım sen. Nereye kaçacaksın? Nereye? Abi bir yere kadar yani. Yani zorlama abi zorlama. Gel abi. Çabuk 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 çabuk. Bin abisi bin. Hadi. Çok güzel. Gel 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 buraya gel. Gel kaçma gel. Yalnız bizim amaç bu değildi. Düştü ama. Neyse arkadaşlar yani tam olarak istediğimiz bu olmasa da oha. Oha canını nasıl bırakmış? Bu ne? Arkadaşlar neyse sağlık olsun. Normalde 17 leveldi. Ama şu anlık 3 level gibi gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Bunu evcilleştirmemiz gerekecek gibi. Hani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hadi bakalım. Psikopat ya. Neyse şunu bir verelim de. Şunları da verelim. Ah be aga. Level 3 Spino ne yaptın bize? Neyse. Yapacak bir şey yok. Ben bunun bu arada level 3 olduğunu bile hiç fark etmedim. Normalde level 17 sanıyordum. Bir şey olmaz. En azından bir Spino'muz olur. Bakalım ne zaman evcilleşecekti. Ne açıyor lan ağzı? Şu dişlere bak ya. Çok fena arkadaşlar. Bu hayvan çok fena gerçekten. Bu arada fena şekilde balsam istiyor. Bakalım ilk evcilleşmede ne kadar alacak. Beraber göreceğiz. Arkadaşlar yeni bir şey buldum. Ben bunun hemen yemeğini alacağım. Hemen al. Orada level 12 var. Bundan çok daha iyi. Ben bunu keseceğim arkadaşlar direkt. Yani tamam emek verdik ama yapacak bir şey yok.
Şöyle kesti gördüğünüz gibi. Hemen şunun etini falan da alalım. Bizim şeye yedirelim. Hak etti yani bizim Argentavis. Çok fena vuruyordu yalnız az önce. Hemen şuradan şunları bir aktarırsak çok iyi olacak. 5 tane Argentavis şeyimiz hala duruyor. Ve hala bir şansımız var. Bunu evcilleştirmek için, bu hayvanı evcilleştirmek için. Gel bakalım hacı, gel. Yalnız bizim hemen buradan mermi yapmamız gerekiyor. Mermisiz olmaz bu işler. Hemen mermileri yapıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim asıl hayvanı bulduk yalnız. Bunun burada ne işi var? Allah Allah. Çok ilginç. Ama burada. Yani biz şöyle yaparsak nasıl olur? Vura kaça vura kaça yapar mıyız acaba? Oha! Lan burası şey cenneti olmuş. Bir dakika lan. Abi. Level 1 mi? Arkadaşlar benim bunlarla savaşmam gerekecek. Nasıl olacak hiç bilmiyorum ama evcilleştireceğiz ya. Eninde sonunda evcilleşecek bu hayvan. Sen şuraya bir çekil bakayım kardeşim. Sen şurada bir bizi bekle. Biz birazcık kapışacağız gibi. Senin de şeyi aktif edelim şuradan. Pasif mi yapmışız? Tarafsız saldırganlık. Hedefe saldır. Aynen. Şuraya hemen gidelim arkadaşlar. Gel bakayım. Gel gel gel. Vurduk. Aman aman aman. O ne hız? O ne hız? Abi vurma ya. Abi vurma vurma. 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 Arkadaşlar çok fena vuruyor. Oha. Acilen kaçmamız gerekiyor. Umarım bizim hayvana vurmaz. Oo. Abi kaç. Lan kime vuruyor bu? Oha. Arkadaşlar burada kaybedeceğiz gibi. Argentavis gel buraya. Argen buraya gel. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Argentavis'imizin buraya gelmesi gerekiyor. Heyecandan ne yapacağımı bilmiyorum ki. Öldürdün mü lan hayvanı? La öldürmüş. Abi oyunu kapat çabuk. Evet arkadaşlar şu an yanlış değilsem dadandı buraya. Gel bakayım. Bir içeri girirsen sen. Hadi içeri girmiş misin? Gel buraya gel gel gel. Yanlış yaptık. Umarım düşmeyiz. Düşersek öldük arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi. Orada kalacaksın yavrum. Abi hasar veremiyoruz ki ya. Şuradan falan. Abi ben ne yapıyorum? O neyi alıyor yerden ya? Hadi. Arkadaşlar çok ilginç. Evet gerçekten. Abi ya. Çok iyi. Şimdi tam zamanı. Gel bakayım. Çıkacak buradan ya. Yolunu bulacak bu arkadaş. Yerin altına girdi. Vuracağım arkadaşlar. Neredesin lan? Abi. Arkadaşlar o kadar olamaz ya. Şu an tam altımızda onu biliyorum. Aha tamam vur abi. Vur abi. Vur abi. Sakin bir şekilde. Şu
Şu şarjör değiştirmesi insanı bitiriyor arkadaşlar. Eninde sonunda bayılacaksın. Eninde sonunda bayılacaksın ya sen. Gel buraya gel. Kaçtı ya, kaçtı ya. Nereye kadar? Bence eninde sonunda teslim edeceksin kendini. Ellerime gel buraya. Biz evcilleştireceğiz dediysek evcilleştireceğiz yani. Kaçış yolu mu var? Gel buraya. Gel. Gel nereye? Kaçarı yok. Kaçarı yok bu işin. Oha. Abi. Yani nereye gidiyorsun? Ben onu anlamadım. Şey bak ya. Çok iyi. Arkadaşlar sinirlerim bozuldu. Hem de çok fena. Bataklığa mı girdin sen? Abi çok fenasın sen. Abi sen çok fenasın. Oha. Olan var ya. Bayıldı mı, öldü mü? Burada su mu var? Abi düştüğüm bölgeye bak ya. Her türlü hayvan gelecek şimdi ya. Tüm titanoboğalar buraya şey yapacak. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Evcilleştireceğiz. Dur bakayım. Umarım öldürmezler. Umarım. Eve gidip geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Şeyleri alacağız arkadaşlar. Adları neydi? Narkotikleri alacağız. Ondan sonra uyuştura uyuştura bu hayvanı kaldıracağız. Evet arkadaşlar, mamayla bakalım bir evcilleştirmede ne kadar veriyor, konuşamıyorum şu an. O %40 verdi. 3 tane de evcilleşecek herhalde. Yaklaşık bir 4-5 dakika sonra biz bu hayvanı evcilleştirilmiş halde göreceğiz. Benim bir tane yatağım vardı aslında, onu kullanıp direkt bu hayvanı evcilleştirebilirdik değil mi? Aynen. Şuraya koyup biz bu hayvanı direkt evcilleştirelim bence. Hemen şuradan bir 20-30 tane basarsak. Şöyle. Ardından da uyursak eğer bir sıkıntı çıkar mı? Çıkıyormuş. Neyse, yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Yine arkadaşlar %80'e yükselecek şimdi. Evet, son bir evcilleştirme kaldı. Daha doğrusu son bir lokma kaldı diyelim. Yani onu da yiyip artık son bir mamayı da yiyip evcilleşecek. Birazcık daha bekleyelim. Evet arkadaşlar. 3, 2, 1 ve Spino'muz artık ayakta. O kadar emek verdik. O kadar yırtındık. 17 level oldu. Sağlık olsun. Normalde 17 leveli evcilleştirip yükseltecektik arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen şöyle hayvanımızı alacağız. Götüreceğiz. Yalnız nasıl götüreceğiz? Orası da ayrı mesele. Aslında çağırarak da ben götürebilirim bunu ama şuradan. Aynen. Şuradan götürebileceğiz. Nasıl geldiyse öyle gidecek değil mi? Yalnız arkadaşlar nasıl bir şey bu ya? Hani çok aşırı değişik bir hayvan. Kertenkele mi işte, ne bileyim, ifade edemiyorum şu an. Bakın şu yürüyüşe bak ya. Hayır, ben direkt baktığımda korkuyordum bu hayvandan. Gel bakalım gel. Oha. Şu yaptığı hareketlere bak ya. Şekil şukul. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Gerçekten çok zor oldu. Hani kesip kesip gösteriyordum sizlere. Yalnız bu kesip kesip gösterdiğim aralarda çok fazla yoruluyordum. İnanın ki. Ama en sonunda oldu arkadaşlar. Lan arkada kaldı bizim hayvan.
Uçacak kadar hızlı değil herhalde. Böyle bir yanına gidelim. Buraya gelirsek eğer. Burada bir yerde olacak. Neyse arkadaşlar, ben bunu ışınlayarak direkt eve çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Teker teker hepsine bakıp cevaplayacağım.